saygısız insanlara merhamet etmesi lazım. Efendimiz bu konuda çok cali bir dikkat bir hadis-i şerifi var. Buyurmuşlar ki unsur ehake zalimen ev mazlumen. Müslüman kardeşiniz zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Böyle bir hadis var. Zalim de olsa yardım edin, mazlum da olsa yardım edin. Ashab-ı kiram soruyorlar, ya Resulallah, mazluma, hani bir zulme uğrayana yardım etmenin manasını anlıyoruz. Tamam, mazluma yardım edilir. Fakat zalime nasıl yardım edilir? Zalime yardım etmek var mı? Buyurdukları, sordukları zaman Efendimiz, o zalimi işlediği zulümden vazgeçirmeye çalışın, ona en büyük yardım odur buyuruyor. O zalimin işlediği zulmü, günahı, kötülüğü önleyin. Bu nasıl olur? Nasihat etmek de olur, konuşmak da olur. El birliğiyle camilere, cemaatlere, vaaz-ı nasihatlara getirmek de olur. Müşterek çalışmak da olur. Ve merhametle olur tek kelimeyle. Biz merhameti karnı acıkmış bir adama bir şeyler yedirmek zannediyoruz. Yahut hastalanmış bir adamı doktora götürmek zannediyoruz. Bunlar da birer merhamettir. Ama dini İslam açısından merhamet çok geniş ele alınmıştır. Merhamet. Bir insanın cehennemde yanmasından daha büyük tehlike yok. Cehennemde yanacak bu adam. Allah'ın azabına uğrayacak. Allah'ın gazabına uğrayacak. Cezalanacak bir adam. Bu adama merhamet etmek lazım. Onun cehenneme düşmesinden, azaba uğramasından korumak, çekmek, çevirmek lazım. Bu da nasıl olur? Onu ikaz etmekle, elinden tutmakla, nasihat etmekle veya nasihat edilen yerlere, şahıslara götürmekle, ona bir şeyler anlatmak ve aşılamakla mümkün olabilir. Merhameti böyle anlamak lazım. Mesela bir annenin evladına olan merhametini anlatırken İslam alimleri meseleyi genişliğine düşünmüşlerdir. Hani evladınızın sırtına en güzel elbiseyi almanız merhamettir. Ona en güzel yiyecek maddelerini yedirmeniz merhamettir. Ona en güzel imkanları sağlamak merhamettir. Amenna. Fakat o çocuğu istikbalde, yani gelecekte, ahiret hayatında cehennem azabından korumak, ateşe düşmekten korumak, Allah'ın azabına uğramaktan korumak en başta gelen merhamet unsurudur denmiştir. 15 yaşına girdikten sonra bir çocuğa, gerek oğlan çocuğu gerekse kız çocuğu, 15 yaşına girdikten sonra onlara Allah'ın dinini öğretmek, onlara namaz kılmayı öğretmek, onlara merhametin ne olduğunu öğretmek, onlara abdest almayı öğretmek, onlara edep ve haya unsurlarını öğretmek, onlara Allah'a nasıl kul olunur bunları öğretmek, başta gelen merhamet unsurlarındandır. Çocuğuna dinini öğretmeyen baba, ailesine, yavrularına İslam'ı, ibadeti, namazı, edebi, hayayı, tesettürü, tasadduku, teberruyu, efendiliği, terbiyeyi öğretmeyen bir baba, evladına karşı Allah katında zalim olmuş olur. Merhametsiz olmuş olur. Onun cehennemde yanmasına rıza göstermiş gibi bir tavrı eda içinde bulunur. Bunu daima böyle düşünmek lazım. Aziz müminler, bize evvel emirde işin başında Hazreti Allah Celle Celaluhu her hareketinde bizlere daima merhametle muamele etmiştir. Yani bizim üzerimizde, bizim hayatımızda, dünyaya gelişimizde hangi
halimize bakarsanız bakınız, Allahu Teala'nın Rahman sıfatını, merhamet sıfatını, rahmet sıfatını daima bizimle beraber göreceğiz. Allah'ın rahmeti daimi şekilde, sürekli olarak, devamlı olarak üzerimizde bulunmaktadır. O bize rahmet ediyor. O bize merhamet ediyor. Ve bütün hayatımızı Allah'ın rahmeti kuşatıyor. Bir takım haramların, günahların haber verilmesi, bize duyurulması, şunları yapmayın, şu işleri yapmayın, şöyle edin, böyle edin denmesi, dinimizdeki emirler, dinimizdeki yasaklar yine Allah'ın rahmeti icabıdır. Allahu Teala'nın rahmeti icabıdır. İçki içmeyin deniyorsa, zina etmeyin deniyorsa, kumar oynamayın deniyorsa, yalan söylemeyin deniyorsa, faiz alıp vermeyin deniyorsa, yine bütün bunlar insafla, imanla bakılırsa Allah'ın rahmetinden başka bir şey değil. Bize rahmet ettiği için, bize merhamet ettiği için Rabbimiz bu yasakları, bu sınırları koymuştur. Onun önünde bir uçurum vardır, azap vardır, felaket vardır. Mesela yolda giderken, bir asfalt yolda yolculuk yaparken önünüze mütemadiyen işaretler çıkar. Trafik işaretleri. Bazı yerlerde süratinizin azaltılmasını ister. Burada hızınızı kesin. Bazı yerlerde durun der. Bazı yerlere girmeyin der. Bazı yerlerde daha başka şeyler, işaretler koyar. Çok keskin bir viraj, uçurumlu bir yolda dönmeniz gerektiği yerde o uçurumlu, tehlikeli virajlarda daima işaret koyar. Hızınızın kesilmesini ister. O hızın kesilmesi belki hoşunuza gitmez. Ben süratle gidiyordum, bu işareti niye koymuş, niye hızımı kesiyor, niye zevkimi kaçırıyor, niye neşemi kaçırıyor diyebilir misiniz? Aynı hızla giderseniz uçuruma yuvarlar mısınız? Durmanız lazım gelir. O trafik işaretlerini oraya koyanlar insanlara, yolculara, sürücülere merhamet olsun diye koymuşlardır. Uçuruma yuvarlanmasınlar diye, felakete sürüklenmesinler diye o işaretler konmuştur. Allahu Teala da aynı şekilde haramları, günahları Kur'an'da ayet ayet belirtmiş, bildirmiş, uçuruma yuvarlanmayalım, cehenneme gitmeyelim diye vermiş. Merhamet olsun diyedir yani. Bütün bunları böyle anlamak lazım gelir. İnsanların izzetine, iffetine,